diş dolgusu sebebiyle Maliki'yi taklit ediyormuş. Elde olmayan sebeplerle abdest tutamayan ve devamlı abdesti durmak isteyen bir kimse nasıl hareket etmeli diyor. Şimdi elde olmayan sebepler dediğine göre kendi dışında, iradesinin dışında abdesti bozan hal meydana geliyor. Yani yel kaçırma durumu olabiliyor, idrar kaçırma olabiliyor veya bir yarası var. Yara tedavi olmuyor. Oradan sarı su, cerahat, kan benzeri şeyler akıyor. Hanefi mezhebine göre bu kimse, Maliki mezhebini taklit etmemiş olsa, Hanefi mezhebine göre her vakit girince abdestini alır. O özür devam etse bile ikinci namaz vaktine kadar başka bir abdesti bozan hal vuku bulmadığı müddetçe, meydana gelmediği sürece abdesti kabul edilir. Namaz kılabilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir, abdest olarak yapılacak bütün ibadetlerin hepsini yapabilir. Peki burada dinleyicimiz hani namaz vakti girmeden de abdest almayıp öyle abdesti kabul edebilecek bir çıkış yolu. Maliki mezhebinde bu hal abdesti bozmaz buyuruyor. Dolayısıyla Maliki mezhebini gusül, abdest ve namazda taklit edecek olursa bu özründen dolayı Maliki mezhebinde bu hal artık semavi oluyor. Yani kendi dışından çıkıyor, kendi isteğinin dışında çıkıyor. Aynen burundan çıkan ifrazat gibi oluyor. Abdesti bozmuyor. O zaman bir abdest alır, bir abdestle öğle, ikindi, akşam, yatsı namazlarını hep kılabilir mi? Kılabilir. Mahsur olmaz.